Herkese merhaba arkadaşlar, ben Kemal Aslan Kayadibi. Arkadaşlar bugün Tayland Kata'da bir abonemin tavsiyesi üzerine, Cihan Bey'in, Cihan Selin'in tavsiyesi üzerine Kata'da bir Türk restoranına geldim. Cihan Bey'in kardeşi işletmesini yapıyor. Şu anda yeni geldik. İlk izledim mekanın konsepti, gayet güzel, Türkiye'de gibiyiz, Türk bayrağı, ondan sonra buralarda Atatürk posteri, Türkiye'ye ait şeyler, Kemal Atatürk imzası, her şey gayet 10 numara. Arkadaşlar sizin ellerinize, Ertuğ'cum. Valla Çin'den geldikten sonra yaşadığımız yerde pek Türk restoranı olmadığı için arkadaşlar, burada bir Türk restoranı olduğunu öğrenince ilk işimiz dedik buraya bir gelelim, kandımızı bir doyuralım, bunun enerjisiyle bir güzel tatilimizi yapalım. Ömer abicim, vallahi abi, sen ne demek istersin? Bu kadar çok çeşit şimdi Türkiye'de herhangi bir restoranda bulamazsın. Adamlar her şeyi yapıyor. Aynen, şimdi menüye baktık, karar veremedik. Çok fazla şey var içinde. Bize ait olan ne varsa içinde yani. O yüzden çok başarılı bir yer. Gerçekten çok güzel yani. Menüye bak bitmiyor. Menü de ayrı bir gurur verici ayrıca. Aynen öyle. Menü de Kemal Atatürk imzası. Her şey gayet güzel. Hatta ben şöyle hızlıca bir menüyü de gezdireyim. Yani bu kadar bol eminim sizi de şaşırtacaktır. Şöyle menü zaten Türk bayrağı ve Kemal Atatürk imzalı. Çorbasından işte kebabına, kahvaltılık peyniri, sucuğu, kebaplar, ondan sonra işte inciğinden kuru fasulyesine, sulu yemeğine hepsi fiyatları var. Fiyatları da aynen yani böyle yurt dışında Asya'da bir yerde böyle yemek atıyorum 300 baht yani 30 TL, 30-32 TL bir fiyat yapıyor Adana kebap. Buna bulmak çok güzel. Çin'de mesela hani benim şehrimde Türk kebabı yok ama mesela ben Şanghay'da falan gittiğimde 80 TL 100 TL kebaba fiyat verdiğimi hatırlıyorum. Adana kebap, İskender kebap. Onun dışında her türlü pidesi, ev yoğurdu, lavaş hepsi var arkadaşlar. Aynen, menü gerçekten çok kalabalık. Türkiye'de bir de böyle bir şey bulmak zor. Bir de biz Çin'den geldik böyle bir yere, atıyorum hani Çin'de alıştık, Çin yemekleri yiyebiliyoruz, çok güzel Çin yemekleri de var. Lakin Tayland yemeklerine, Tayland mutfağına henüz alışamadık. Ayrıca her şeyi de bilmiyoruz tabii, ne nerede var, ne güzel. Geride henüz 10-15 gün olmuş. O yüzden hiçbir şey bilmiyoruz. Böyle bir önümüzde böyle bir menünün olması gerçekten mükemmel bir duygu. Evet arkadaşlar, yemeğimiz de geldi. Gerçekten mükemmel kokuyor. Patlatçı sabırsızlanıyorum yani. Arkadaşlar özlem var. Porsiyonlar gerçekten çok büyük. Yani verdiğimiz paraya kesinlikle hak eden bir porsiyon. Aynen. Yani şey acele tadına bakmak için. Tereyağı ister misiniz? Ha evet. Tereyağı da yani tereyağı değil ama bizim kadar kalite. Avustralya. Tereyağlı İskender gerçekten çok güzel arkadaşlar. Sizlere de afiyet olsun. Gayet başarılı. Tabaklar falan da bayağı büyük, fazla. Yani dışında genelde Türkiye'deki gibi olmuyor arkadaşlar. Böyle bunlara dikkat ediyorsunuz yani işte büyük servis, işte yemeğin az olması falan. Gerçekten önemli şeyler. Servisi falan da çok güzel. Çok Türk arkadaşlar var. Onlar yapıyorlar. İlgi alaka çok güzel. Kapıda karşılayıp hoş geldiniz. Ve şunu fark ettiniz mi? Bilmiyorum, dışarıdan mutfak kısmı açık gözüküyor yani. Müşteriler mutfak kısmını kesinlikle içeri girebiliyor. Çok temiz çalışıyorlar. Aynen. O da çok önemli bir şey. Asya'da ben zaten böyle temiz mutfak kadar onları hiç görmedim. Böyle yerleri görünce yani böyle yerler dediğim tabii bizim restoranımız, bizim şeyimiz, kokumuz gerçekten mükemmel. Ben de
Evet arkadaşlar, İskender'imiz arkadaşlar da İskender söyledi. Şu anda onları şey göstermeme gerek yok. Sadece benim tabağımı şey yapayım. Gayet büyük böyle tabak. Yoğurdu falan işte, pidesi, eti gayet fazla. Gerçekten tadı da güzel. Eğer Tayland'a gelirseniz Tayland Phuket Katavik Katatürk, mutlaka buraya uğrayın arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar Cihan abime, yani Cihan Selli abime, abonelerimden burayı bize önerdiği, tavsiye ettiği için Facebook'tan beni eklemiş, çok sağ olsun. Cihan abi izliyorsa sana da çok teşekkür ederim. Adresini verdi falan, burayı tavsiye etti. Kardeşine selamını ilettik abi, onun da sana selamı var. Umarım izlersin bu videoyu da. Gerçekten çok teşekkür ederim. Cihan abi, aynen, gerçekten bizi buraya yönlendirdiğin için ben özellikle teşekkür ediyorum. Aynen, Tayland mutfağına alışamadığımız için bayağı sıkıntı çekiyorduk yani. Bu arada ayran da var, mükemmel yani. Türkiye'deki lezzetlerin olması gerçekten çok güzel arkadaşlar. Çalışıyorum ama bitiremedim. Normalde yani azla böyle az bir yiyecekle doyan insan da değilim. Ama bayağı doyurucu yani gerçekten. Gerçekten çok güzel. Bu arada benim en çok hoşuma gidenlerden birisi. Evet, işletmeciler ilgi alakası çok hoşuma gitti. Ayrıca Türk bayrağını, Kemal Atatürk portresini, resmini, imzasını görmek beni gerçekten mutlu etti. Kendimi fazlasıyla ülkemde hissettim, mutlu hissettim. Bunun için önce tavsiye ettiği için Cihan abime, sonra da insanlara böyle bir imkan sunduğu için Tekin abime çok teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar buradan kalkalım. Biraz restoranın konseptini göstereyim size. Sonra işletmeci Tekin abimizle biraz sohbet edelim. Böyle gayet şık, çok fazla karışık olmayan bir konsepte sahip. En önemlisi burada Atatürk köşesi, Atatürk duvarı var böyle. Türk köşesi de diyebilirim yani. Türkiye manzaralarını veren bir televizyon var. İşte Atatürk'ün farklı şeylerde, farklı yerlerde, farklı zamanlardaki fotoğrafları. İşte Nutuk var, Nutuk CD, DVD gör şeyleri falan böyle. Atatürk köşesi. Böyle bir kocaman bir portresi var atanın. Burada televizyonda da Türkiye manzaralarını falan veriyorlar. Burası bar kısmı, üzerinde de Türk bayrağı ve Kemal Atatürk imzası gerçekten. Ne mutlu! Sırsın Diana! Şöyle burayı da göstereyim arkadaşlar. Tatlılardan bahsetmişsek. Tatlılar var burada işte. Sütlaç. Ondan sonra işte soğuk mezeler falan var. Meyve suyuları, bazı içkiler falan. Gayet şık bir yer. Evet arkadaşlar, şimdi Tekin abimle, buranın işletmecisiyle biraz sohbet edeceğiz. Kısaca bize vakit ayırdığı için teşekkür ederiz. Tekin abime birkaç soru soralım. Kardeşim Can Bey, Can Selin abime selam var. Kendisi de selam vermek isterse. Evet, evet. Tekin abi, bu şimdi mesela ben çok video çektim, herkes hani belli şeyleri soruyor mesela. Bunların başında şunlar var. Ne oldu da Tayland'a gelip işte restoranda açmak istediniz veya Tayland'a ne için geldiğinizde sonradan bir karar verdiniz? Tabii sonradan bir şey oldu ki turizmle uğraştığımız için ben 92'den beri değişik otellerde turizmle çalışıyorum. En son yolumuz Phuket'e düştü.
Phuket'te de bir 3 yıl kadar otellerde çalıştım. Daha sonra kendi işimi yapmaya karar verdim. Restoran niye restoran? O da şundan dolayı. İlk gelenlerden olduğumuz için herhalde Phuket'te en büyük sıkıntımız burada yiyecekti. İlk gelenler gibi Türk restoranı falan yok mu? Vardı tabi, ufak tefek olmuş bize önce ama bu seviyede yok. Tabi yemek sıkıntısı çekince dedik ki en iyi iş ne olur? İnsanlar uçuyor, yemek yiyor, acıkıyor. Restoran işi yapalım. Hem gelen kendi insanımıza hem Avrupa'ya Türk lezzetlerini sunuyoruz. Aynen. Biraz önce Çinliler de var mesela, yani Türk mutfağını herkes biliyor. Tabii Çinliler de şöyle, Çinliler çok değişik insanlar. Birçoğu sadece resim çekmek için. Aynen. Menüden siparişlerini verirler, hepsinin birer resmini çekerler, birer tadına bakarlar, giderler. Tabii Avrupa öyle değil. Avrupa'da Türk mutfağının tanıdığı, Fransızlar olsun, Almanlar, Avustralyalılar gene Avrupa olması yanında, Avustralya tarafı. Gelip burada da tatmak istiyorlar. Bir de Türkiye'de ağırlıklı olarak çevrede Kıray restoranları tabii. Onun her yeri var. İtalyan restoranları var. Onun dışında da Facebook var. Biz bunlara da bir alternatif olmuş oluyoruz. Yeni bizim hani sıkıldık artık bunları yemekten deyip de gelen insanlara da bir alternatif sunuyoruz. Ben biraz önce menü falan da gösterdim zaten sipariş verdiğimiz zaman. Gerçekten çok fazla seçenek var. Yani Türkiye'de bile birçok restoranda hani bu kadar seçenek bulmak zordur yani. Şimdi tabii yurt dışında olmanın getirdiği şeyler var. Yani bir müşteri geldiğinde kapıya işte ne yiyebiliriz diye baktığında yiyemeyeceği bir şey bulsun. Evet. Ola ola bir şey de aşk gitsin istemiyoruz. Yani gelsinler, her çeşit var. Yemekleri var. Mesela biliyorum ki çok Türk buraya gelirken ön yardımcı diyor ki biz Tay yemeklerini yiyemeyiz. Yiyecek orada bir şey yok mu? Aç kalırız. Yanında konserve getirenler, ekmek getirenler, ellerinde sucuğunu getirenler diye var. Fakat biz buraya Tay yemeklerini de koyduk ki bizim insanımız da tatsın. Yani yenilebilecek, tadına mutlanabilecek evet. Çok değişik yemekleri var aslında. Evet, bazı yemekleri çok taşınıklı dokulu baharatlarından dolayı, içinde kullandıkları malzemelerden dolayı. Fakat biz onları değil de bizim kültürümüzün ve Avrupa kültürünün yiyebileceği yemekleri daha çok sunmaya çalışıyoruz ve tattırmaya çalışıyoruz. Aynen, çok güzel. Bizde Türklerde şey var yani, çok yemek seçeceğiz. Yani kendi kültürümüzde zaten hani çok iyi, her şey var. O yüzden dışarıda işte, ya kötüdür, işte hemen bir kokudan şey yapıyoruz falan. Ama işte bir Çinlisi veya Avrupalısı hemen her yerde her şeyi yemek, tatmak istiyor. Yani bizim Türkler geldi hemen kendi lezzetini, kendi işte damak tadını arıyor. O yüzden yani böyle bir yer aradığınızda Tayland'da, Phuket'te yeriniz, Katatürk. Herkesi bekliyoruz. Aynen. Peki Tekin abi, ayıp bir sormasa çap dönüyor mu yani? Tabii ki dönüyor. Yani bir kere üçüncü yılımıza giriyoruz. Uzun süredir buradayız. İsmimizi duyurdu. Birçok insan işte Google'dan olsun, internette başka yerlerden olsun bir şekilde bize ulaşıyor. Biz de açık adres zaten Sıvan'dan bulduk. Doğrudur. Birçok yerde varız. Ve önem de veriyoruz reklam olmalarda. Ve insanlara dediğim gibi alternatifiz. Yani Phuket'te var olan birçok restoranın çok dışında bir evet, ben onu yani söyledim. Çin'le kıyasladığımda da mesela Çin'in büyük şehirlerinde, Şanghay'da, Hong Kong'da da Türk restoranlarına gittim ben. Yani bu menü, bu lezzeti gerçekten görmedim. Hani size karşı olduğundan değil, arkadaşlarla da aynısını konuştum. İşte videonun başında da aynısını söyledim. Gerçekten onun için teşekkür ederiz ve yani böyle bir hizmet verdikten sonra Allah'ın izniyle inşallah döner yani. Peki abi birkaç seni yormadan birkaç bir soru daha sormak istiyorum.
Tayland'da hani şu Asya'da çok fazla mesela Çin'de rüşvet işletmelerde. Yani buralar tabii çok gelişmiş ülkeler değil. Birçok gelişmiş ülkede bu tür olaylar var her yerde. Yani ben yani Rusya'da da bulundum, Libya'da da bulundum. Kazakistan, Türkmenistan, Türkiye Cumhuriyetlerinde de bulundum. Burada da işte varız. Yani bu tür ülkelerde bazı şeyler olmadı. Aynen, aynen olabiliyor. Zaten polisler falan da yabancılar motor kullanıyor zaten. Motorlara işte kask takmadın, işte şu para, şöyle. Evet, bunlar var. Peki abi, senin söylemek istediğin başka bir şey var mı? Sen de yorumlayalım. Herkesi bekliyoruz restoranımıza. Evet. Birçok Türk turistimiz buraya gelip bizi bulup ya sonunda karnımız doğru gidiyorlar. Biz de öyle. Yani gerçekten ben içinde... Evet, şunu da söylemek istiyorum. Yani Tayland'dayız. Burada bizim yemeklerimizle ilgili malzemeleri bulmak çok kolay değil. Evet. Türkiye'de bir lezzetin aynısını vermek isteriz ama çok mümkün değil. Ama ya yine de biz mümkün olanı en iyisini bu konular diyorum siz yani biz de Çin'de aynı sıkıntılar çıkıyoruz. Özellikle mesela kahvaltı konusunda çok zarar. Asyalarda peynir kültürü çok fazla yok yani mesela. Aynen burada da böyle. Evet. Yani birçok malzememizi kendimiz üretmek zorundayız. Beyaz peynirin peynirinden bundan yoğunluğunu ufak demek ki üstü şeyini burada üretmek zorundayız. Getirebildiğimizi Türkiye'den de getiriyoruz. Ama dediğim gibi gelen misafirlerimize en iyisini çalışıyoruz. Aynen, zorlukları da gerçekten var. Yani Fikin abi bahsettiği gibi yoğurdu kendin üret, işte peyniri kendin üret, malzemeleri bulama ve bunu en iyisini yapmaya çalış. Gerçekten zor. Ve ortaya böyle güzel kaliteli bir şey çıkması. Ben menüde gösterdim. Yani bu fiyatlara da olmazsa mesela Fikirler'in yeni söyledi peyniri falan kendi üretmesi ben işletsem hani fiyatları daha da yüksek tutardım ya. Gerçekten uygun tutmaya çalışıyoruz. Yani çok düşük olduğumuzu söylemedim ama yüksek kesinlikle. Ya siz illa ki Türkiye ile aynı olamaz. Yani bahsettiğiniz malzemeleri bulmak sıkıntı, işte buradaki yaşam giderlerimiz Türkiye'den farklı. Peki abi, başka söylemek istediğin bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Çok iyisiniz. Biz de çok tanıştığımızda çok memnun oldum. Kendine iyi bak abi. Sizler de. Teşekkür ederiz. İnşallah yine yolumuz düşer. İnşallah abi. Her yolumuz düştüğünde burada bir kapımız olduğunu bileceğiz. Kesinlikle. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar, Tayland'a gelirseniz Phuket'te Katatürk Restoranı'na bekleriz. Biz çok beğendik yemeklerini. Eminim sizler de beğenirsiniz. Videoyu beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse arkadaşlar beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Facebook'ta arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Bu güzel yerleri, bu güzel insanları herkesle paylaşalım. İhtiyacı olan buralara geldiğinde Türk yemekleri yemek isteyenler herkes görmüş olur. Daha fazla kişiye iletelim. Arkadaşlar aklınıza takılan sorular olursa bana yorum olarak yazabilirsiniz. Ben yorumların hepsini tamamen okuyorum. Maillerime bakıyorum. Sosyal medyadaki hesaplarımı da sürekli kontrol ediyorum. Gelen mesajları falan. Facebook'tan arkadaşlık isteği oluyor sürekli. Onunla arkadaşlarla konuşuyoruz. Zaten burayı da Tekin Bey kardeşi Cami bize önermişti. Adresini verdi. Facebook'tan ekledi. Ona da çok teşekkür ediyorum tekrardan. O sayede buraya geldik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.